Evet, çalışmalar devam ediyor gördüğünüz üzere. Kapalı olduğunu söylediler ama. Bir de buraya sorarız tekrardan. Ona göre hareket ederiz. Şuraya bakar mısınız? Ya? Çalışma mı? Evet, danışmadaki görevli personelle de görüştüm. Tarihi belli değil diyor. Yani Kültür Bakanlığı diyor karar verecek diyor. Bu tarafa da otopark yapmışlar kalenin bu tarafına. Burada da askeriye var. Burada da çalışma var. Yani Sinop'un gezilecek görülecek yerlerin hepsi şu an itibariyle kilitlenmiş durumda. Kalenin bu bölümü komple askeri. Bu tarafa otopark yapmışlar. Dışarıdan çektik. Farklı bir şey yapamadık. Burada kapalıymış. Neyse, ben buradan artık Samsun'a doğru devam edeceğim. Samsun'a doğru devam edeceğim. Dediğim gibi Ankara'dan geldik. Sinop'un meşhur tarihi cezaevini görmek için ama ne yazık ki olumsuz. Evet değerli arkadaşlar, Sinop ilinden çıkış yaptık. Samsun'a doğru yola koyuldum. An itibariyle hemen Sinop'un çıkışında bir tünel var. Tünele girdik. Tünelden ilerliyoruz. Işıklandırmamızı yaptı tabii ki. Evet. Bugün siyasi partilerden İYİ Parti Genel Başkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, isim vermeyeceğim tabii, isim de ismini. Dini, siyasi ve spor konuları insanları birbirine yeteri kadar düşürdü. Herkesin aklı çalışıyor, fikri çalışıyor. Ona uygun şekilde hareket etsinler yani. Sinop'ta toplanacaklarmış, çok kalabalıktı. Bir ara konvoya girdim. Geri döneyim derken yani şöyle bir U dönüşü yapıp yolun öbür tarafına gireyim derken arabanın hemen sağa alt tarafını bordür taşının üzerine çıktık yani. Ama benim arabanın altında sac var arkadaşlar. Muhafaza var, motor muhafaza sacı var en altta. Çelik büyük. O çarptı. Ondan sonra geri vitesi aldım. Aynı şekilde indim ama daha henüz altını kontrol edemedim benim. Bir de motosiklet çarptı bugün. Sinop'ta arkadan motosiklet çarptı. Bir de benim hatamdan dolayı yani o konvoydan çıkayım telaşıyla bu tünel de bayağı bir uzunmuş ya. Yankı yapıyorsunuz. Neyse, gün ışığı görünüyor. Evet, şükürler olsun yani. Şükürler olsun. Camları tekrardan temizleyelim. Sinek, sivrisinek, böcek ne varsa çarpıyor. 4-5 defa yıkadım ya. Evet arkadaşlar, Gerze, Samsun, Kastamonu yolu burası. Biz tabii Gerze ve Sinop. Düzeltiyorum. Gerze, Samsun. Üzerinden devam edeceğiz.
oluyor ya böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Yani değerlerine falan baktım ama ya. İnip de kontrol etmedim. Her şey normal görünüyor yani. Her şey normal görünüyor. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Parlama yapmasın diye şu bezi şuraya koydum. Güneş tam karşıdan geliyor. Evet, Gerze 20, Samsun 140 kilometre. Burada Taşmanlı denilen, artık ilçe midir, belde midir bilemiyorum, köy müdür? İlçe olmadığı kesin de. Tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Gerze sağ tarafta kaldı. Gördüğünüz üzere şehir merkezi diyor. Gerze sağda kaldı. Şimdi Yakakent Samsun üzerinden güzergahımıza devam edeceğiz. Yani öncelikle Yakakent geliyor. Daha sonra da Samsun'a varacağız arkadaşlar. Yol bu arada gayet güzeldi. Ama buralarda hep EDS sistemi kuruluyor, hız denetim sistemi bu yola. Çünkü bu yolda bayağı bir sürat yapılır yani. Yapılır, gayet güzeldi. Sinop-Samsun arasındaki yol güzel. Bir iki yerde bir çalışma var. Birkaç yerde tünel var. Onun dışında gayet güzel yani. Farımızı açalım, gözlüğümüzü şöyle kafamızın üstünde toparlayalım. Burası Gerze tüneli. 348 metreymiş. Öyle fazla da bir şey yokmuş yani. Bahsettiğim gibi Gerze sağ tarafta kaldı. Sağ üst tarafta. Burası da viyadük. Evet. Değerli arkadaşlar, henüz daha aracımın altını kontrol edemedim. Değerleri normal. Değerler deyince yani ben anlıyorum ne var ne yok hepsi. Çekişi, rot, balans. Motorun altındaki muhafaza sacı kaldırıma çıktı, sonra da geri indik. Denize bakın, çarşaf gibi ya. Yakakent 34, Samsun 118 kilometre. Bugün 140 kilometre yol yapabildik. Değerli arkadaşlar, yol kaymak gibi. Hava çok güzel. Deniz çarşaf gibi. Yol kaymak gibi, hava çok güzel, deniz çarşaf gibi. Sinop'ta bahsettiğim gibi birkaç tarihi turistik ören yerleri bayağı var ama doğal güzellikler de ayrıca var. Doğal güzelliklere namzet size bir iki video çektim, zaten seyrettiniz. Tabiat Parkı'nı Hamsilos gayet güzel. İnceburnu'na gitmedim. Bir 15-30 kilometre gidiş geliş daha yapmam lazımdı. Oradan geri Sinop'a döndüm. Sinop'taki arkadaşlar, tarihi kapalı cezaevi restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu için ziyaret edemedik. Kale ile birlikte cezaevinin dış çekimini yaptım. Ama her şeyde bir hayır vardır, güzellik vardır derler ya. Var gerçekten de. Bir çakı bıçak satan bir amcayla tanıştım. Koleksiyonumu bir ara bozmuştum arkadaşlar. Ve o tarihten bu yana çakıdır, işte güzel bıçaklar, böyle hani böyle fabrikasyon değil de el yapımı, ev yapımı, sanat içeren bunları alıyorum, toparlıyorum. Bazen de böyle fabrikasyon güzel bıçaklar da alıyorum. O da var. Değerli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize öyle hediye edeyim ama şimdi bana kimse
Abi bunu hediye eder misin demesin ya. Tesbih ve bıçaklar konusunda. Çakılar konusunda. Tekrardan başladım toparlamaya. Hem Türkiye şartlarında bunlara büyük paralar veriyoruz, toparlıyoruz. Gerçi bu tanıştığım amcam çok çok hesaplı sattı bana bunları. Çok eski fiyattan. Siz de gördünüz, şaşırmışsınızdır zaten bu işin. Bilenler, bu işin kompedanları. İyi oldu benim için. 4 tane daha çakıyı envanterime katmış oldum yani. Envanterim bayağı eksilmişti. Eksilenlerin yerine en azından tamamlama yönünde bir şey oldu yani. Bir gayretim oldu. Farklı bir çalışmam oldu yani. Aynı duyarlılığı tesbihlerle de yapmak isterdim ama tesbihler bayağı bir dağıldı. Onu da toparlamaya çalışıyorum. Onu da toparlamaya çalışacağım. Belli bir seviyeye gelince de sizlere deklare edeceğim, sunacağım. Eskiden çok iyiydi ya, gerçekten. İşte bozmayacaksınız hiçbir zaman. Koleksiyonunuzu bozmayacaksınız, vermeyeceksiniz yani. Ha, ölürseniz kalır, çocuklarınıza kalır, onlar ne yapıyorsa yapsın. Ama toparladığınız, inanın koleksiyon şey oluyor ya, dağılıyor. Dağıldığı zaman da bir daha toparlayamıyorsunuz. Bir tünel daha var. Neyse, şu tünel çıktıktan sonra yine sohbete devam ederiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Yakakent'e birazdan gireceğiz. Ben şu aracımın altını şöyle bir kontrol edeyim. Bakayım herhangi bir problem var mı yok mu? Şöyle bir bakalım duruma. Stop edelim. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bakın. Bu şeyden şey yapmış. Burada bunun ayağı vardır. Ayağı vardır. Ayağı kırılmış tamponun. Çünkü çıktım ya şeye. Kaldırıma burayı çarptı. Altından çıktım. Şurayı çarpmış. Şurayı. Bakın muhafazayı görüyorsunuz değil mi? Muhafaza. Bu muhafaza birçok arabada yok ama ben bak şurayı çarpmış. Burayı çarpmış. Şurayı. Ve tamponu şu şeyini bakın. Demiş. Ayak yürüyor. Şöyle içeride kalıyor. Ayak yürüyor. Bunu yaptıracağız artık. Rotlar, rotiller, rot başları. Problem yok. Şurayı çarpmış. Tamam. Dur. Evet arkadaşlar. Melemenimizi yapıyoruz ama bu seferki sarımsaklı, bol sarımsak var içinde. Domateslerimizi, biberlerimizi doğradık. Çok acıktım. Şöyle uygun bir yer buldum burada. Biraz çöp var ama yapacak bir şey yok. Ben çöpümü biriktiriyorum, ben atmıyorum yani. Sen o millet atıyor. Yumurtalarım burada. Ekstra suyum orada 500. Bulaşık yıkamak için bir de çay yapacağım. Şöyle yemek hepimize yapacağım ondan sonra yola devam.
Biraz deniz tuzu atalım. Deniz tuzu arkadaşlar bu. Bunu kullanıyorum ben. Şöyle çevirdiğiniz zaman değirmenli. Şöyle bir dur. Biraz da pul biber. Zeytinyağında yapıyorum arkadaşlar. Bu zeytinyağı var içinde. Zeytinyağı. Mis mis. Şimdi birazdan yumurtalarımı kıracağım içine. Yumurtaları da şöyle ambalaja koydum. Tek tek sardım yani. Millet ne biçim hız yapıyor burada ya. Ne bu da? Bir tane düştüğünü alırız onu şey yaparız. Kabuk. Oh. İşte var. Şuna bakar mısınız ya? İki kişilik menemen yaptım vallahi. Hemen bunu tavayı koyarım şöyle bordür taşına şöyle. Çayımı da koyarım abicim. Şu yumurtalarda iki tane yumurta kaldı. Haşlasam iyi olacak esasında. İşte arkadaşlar enfes. Harika bir geri dönüş. Güzel bir yumurta. Evet değerli arkadaşlar. Karnımı doyurdum. Terledim ya. Menemenimi yedim. Mis gibi çayımı da içiyorum şimdi. Ondan sonra devam edeceğim. Çayımı da demledim. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Demin gördünüz böyle bir yerde mola verdim. İşte çayımı şöyle yaptım. Karnımı da doyurdum. Çöplerimi de topladım. Şimdi arkamda bulaşık var arkadaşlar. Şöyle bulaşıkları yıkayacağım. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Tek sıkıntı burada millet öyle bir kaptırıp gidiyor ki gerçekten sanki hız rekoru kırıyor. O karşıda da mobese var yani. İşareti falan var o levhanın arkasında ama uyan yok yani. Evet değerli arkadaşlar, karnımızı doyurduk, çayımızı da içtik, yeteri kadar da dinlendik, tekrar yola revan olduk. Neredeyiz? Bir leş kokusu geldi dışarıdan ya. Yakakent. Yakakent'e arkadaşlar girdik. Burası Yakakent. İlçe merkezi henüz görünmedi. Sağındaki, solundaki, kıyısındaki evler görünüyor. Evet. Balık kokuyor ya. Balık, balık. Acaba salamura balık falan mı yapıyorlar burada? Bir fabrika falan mı var acaba? Balık kokuyor. Ben dedim bir hani leş kokusu falan geldi dedim ama balık kokuyor. Zaten burada bakın liman ve balıkçı barınağı varmış. Oldukça derli toplu düzenli bir ilçeye benziyor. Yolun sağında ve solunda konuşlanmış. Gördüğünüz gibi. İki şerit burada, iki şerit de diğer tarafta olmak üzere dört şerit yol var. Gayet güzel, hoş bir ilçe. Balıkçılar çoğunlukta. Balık evleri falan var. Yakakent.
Sanırım Samsun'a bağlı bir ilçe. Sinop'un Yakakent isminde ilçesi olduğunu sanmıyorum. O arada kırmızıya yakalandık. Önümdeki araç çıkmasaydı ben kırmızıya yakalanmazdım. Sağdan çıktı. Evet değerli arkadaşlar, Yakakent ilçe sınırlarının dışına çıktık. Tabelada da gördüğünüz üzere güzergahımızda Alaçam ve Samsun var. Yalnız ilçe merkezi Yakakent sahile doğru kalıyor. Ve o meydanda Göbek'te kocaman bir palamut resmi vardı. Sanırım bu bölgede palamut çok yakalanıyor. Palamut balığı sembol olmuş yani. Palamut balığı. Balığı. Evet. Gördüğünüz üzere yani. Böyle adam kafasını sokuyor, geliyor. Ben de kameraya çekiyorum yani. Çekiyorum yani. Hatasını bulanı affetmem yani. Şaka ya. Şimdi değerli arkadaşlar, Alaçam sonrasında da Samsun'a gideceğiz ama benim şu tamponun ayağı malumunuz kaldırıma çıktık. Sinop'ta ufak bir kaza yaptık. Onu bir yaptırmam gerekiyor da nerede yaptıracağım bilmiyorum. Uygun bir tamirci bulursam yaptıracağım. Tekrar görüşeceğiz.